على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Saodatning sabablari degan mavzuda dars qilayotgandik. Bugun 5-sabab. Bugungi mavzuimiz nohaq tanqidga qanday munosabatda bo'lasan. Hayotda hammamiz tanqidga uchraymiz. Tanqid qilishadi. So'zimizni, fe'limizni, harakatlarimizni, yurish-turishimizni. Gohida bu tanqidlar o'rinli bo'ladi. Quloq solsangiz, haqiqatda aytyapti, tuzatsa bo'ladi. Diqqat qilib mulohaza qilsangiz, haqiqatan bu narsani bundan yaxshiroq qilishi mumkin edi. Lekin ba'zida mana shunday bir noo'rin tanqidlarga ham duchor bo'lasan. Tana malomatlarga, hatto tuhmat bo'xtonlarga. Mana shunday holatda inson tushkunlikka tushadi. Qilayotgan ishini qilgisi kelmay qoladi. Qo'lini tushirib oladi. Hafsalasi pir bo'lib ketadi. Xo'p, mo'min odam mana shunday bir noo'rin tanqidlarga, nohaq tanqidlarga qanday munosabatda bo'lishligi kerak? Odamlarning ahmoqlari, tentaklari Xoliq subhanahu va taoloni, roziq bo'lgan Haq taoloni so'kishdi. Yakka yagona bo'lgan Alloh taoloni haqorat qilishdi. Alloh taboraka va taolo hadis qudusida aytadi: "Shatamani ibni Adam. Odam bolasi meni so'kib haqorat qildi. Valam yakun yanbaghi lahu an yashtumani." Unga bunday qilishlik, meni so'kishligi to'g'ri bo'lmas edi, lozim bo'lmas edi. Yu'zini ibni Adam yasubud dahro. Odam bolasi menga aziyat beradi, zamonni so'kadi. Va ana dahru biyadil amr. Men zamonman. Zamon menman. Hamma ish meni qo'limda. Uqolli bullayla va nahar. Kun bilan tunni o'zim almashtirib turaman. Amma shatmuhu iyya qawluhu innali waladan. Endi meni haqorat qilishiga kelsak, odam bolasi Allohning bolasi bor dedi. Men esa tug'maganman, tug'ilmaganman va menga biror kimsa teng emas. Allohni haqorat qilyapti odamlar. Endi mana shunday tabiatli insonlardan sen bilan men birodar nimani kutishimiz kerak? Agar sen hayotda bir yutuqqa erishsang, muvaffaqiyatlarni qo'lga kiritsang, ko'pchilikda bo'lmagan yaxshiliklardan qo'lga kiritsang, albatta achchiq, noo'rin tanqidlarga, malomatlarga, hatto tuhmat bo'xtonlarga ham duch kelasan. Ha, hayotda nimagadir erishgan bo'lsang, albatta seni mana shunday bir nohaq tanqid qilishadi, malomat qilishadi, tuhmat bo'xton qilishadi. Mana shunday ishlar bilan mashg'ul bo'lgan odamlarga albatta duch kelasan. Bunaqa odamlar avvalan bor edi, hozir ham bor, bundan keyin ham bo'ladi. Seni endi tanqid qilishni boshlashdi. Demak, endi bilding bunaqa odamlarda borligini. Chunki nimagadir erishganingdan keyin tanqid qilishni boshlashdi. Endi ozgina bir muvaffaqiyatga erishding, tijorating yurishdi, hurmating oshdi, qo'lingga bir narsa keldi, mana endi ko'raver. Mana endi shunaqa odamlarda ham borligini ko'raver. Bunaqa odamlar, birodarlar, tinchimaydi. To teshik topib kirib ketmaguncha yo ko'tarilib ketishlik uchun osmonga bir shoti toppaguncha, narvon toppaguncha bunaqalar hargiz tinmaydi. Modomiki sen bilan men mana shunga o'xshagan odamlarda orasida yasharkanmiz, tayyor turishimiz kerak. Nimalarga? Ko'zimizni yoshlatadigan ishlarga, bizni xafa qiladigan so'zlarga. Bular tinch qo'ymaydi. Chunki ne'mat egasi borki, unga hasad qilinadi. Ha, o'zicha. Yangi mashina miyaptimi? Yangi mashina miyasang ham gapiradi. Endi mashinadan ayrilib piyoda yursang, ha? Piyoda qopdi-yu. Bora. O'tirgan odam qoqilmaydi. O'lik itdi odamlar tepishmaydi. Birodarlar, ha, kamchilik bo'lishi mumkin hammamizda. Yuribsimi? Yurgan, tikka turib yurgan odam qoqilishi mumkin. Xato bo'ladi hammamizda. Endi shu tanqidni to'g'ri qilayotgan odamlar bor va noo'rin tanqid qilayotgan odamlar bor. Shunday odamlar bor. Agar sen ulardan o'zib ketsang, ilmda, odobda, moli davlat to'plashlikda, sen ularni ko'zida gunohkorsan. Seni aybing o'tib ketganing bo'ldi. Endi sen uchun hech qanday tavba yo'li yo'q. To erishgan yutuqlaringdan
Ve Allah senge ata akıp bugün nimetlerden acil alma gününce seni hiç kaçan buna kadar tınç koyuşmaydı. Maktavga layık her kanaka sıfatından, uluğluğuna her kanaka görünüşten acil alma gününce seni öz halinge taşla koyuşmaydı. Ta sen hem ularge okşab yalqov, baksız, ahmak, tentek, befahım, befarasat, tüke bitkenler katarge kirip kalma gününce seni herkes terk kılışmaydı. Ular aynı şunlar sana haliydi. Çünkü sen ötüp gittin onlardan. Onlarını ana şu naorun tankıtlarına, hasatlarına sabır kısın, senge uluğ acil ve mükafatlar var burada. Ondan taşkarı, seni naorun tankıt kılıçları seni kadriyine aşıradı. Çünkü kadrisiz adam genime kılınmıydı, hasat kılınmıydı. Üçüne gelseler de doğru mu? Baramayan genime de var gizkelerdi. Pul omayat odayız. Allah için de kıyat odayız. Kereksiz, bunusu odayıp getirdi, bunusu budayıp getirdi. Var ya kal ölüp gettiysiz. Eğer şimdi kıyam bu ses, ahiret için, savap için, din için, el için, memleket için bir hayırlı iş tıkılayken paydayız da az gene şunu kadar sassık soru yapılar ya, kulak savulup taşıp getirirken siz, onlar hakla gelin sana verip koyduyuz. Demek sen onların sözüge, naorun tankıtlarıge, hakaretleri ve buhtanlarıge sabır buluşun kerek. Sabit duruşun kerek. Huttu uhud takıdık. Her şeyin taş. Görgensizler kağıtta buladı. Özünü, varlığını ve kudretini ispatlaştığı için sabit duradı. Bana şu her şeyin taş diye durgun birader. Keseğini, bana şu her şeyin taşı atsa, kesek gelip tek adı da taşka parça parça bulup gitkendik. Eğer sen sabit dursan, buna kalanını yapları keladı da parça parça bulup gitip gitmedi. Bunların sözlerine parvakıma. Eğer onların sözüne parvakıla duyan bulsan, tasırlansın, sıkılsın, asabiylesin, onlar haklıyakkenler seni bergen bulasın. Bir etibar bul, korurlar onlar. Yapırsan yem kılavur yaptı, yapırmasan yem kılavur yaptı. Mahtasın inleme işini kılavur mı, korurlup tügeydi. Demek onaki adamlar gibi belirli duyan cevap neyken, inlemezsen işini kılavur işin. Onlar, bunaki adamlar ne bana hala şey yaptı? Aynı şunlar sana. Ular seni hayatını, ömrünü, kir buluşunu, seni baksız buluşunu istedi. Hala peygamberimizin hayatından, peygamberlerin hayatından misallar et bir hemen. Subhanallah. Bu derslerimiz, bana dersimizi başına ettik, silsilana. Eğer kalbinizi açıp, kabul kısız, kalbinizde bana şu yerde aitirlendiğin ölçü açı, şunçalarda mahkem, cahilova siz ve şu bile yaşasız, siz saadetli insan bulasınız. Muhumu ölçü ava düşünce. Eğer ölçü ava düşünceniz doğru olsa, dünyadaki saadetli, bahli adamsız bulasınız. Çünkü bundaylarının hayatı aynı bana şundey. Özlerini koludan şinesi kemiydi. Buraya faydası temiydi. Hayatta burar bir nasıge erişmegen. İşi oturup başkaları muhakeme kılış. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e hayatı müracaat kılamız. Resulullah Tabuk'ke koşun tayarlayanlara da bana uzat hayatı da katlaşken ahriki kazan. 30 bin kişilik koşun yığıldı. Resulullah bana şu koşunla cihazlayanı Müslümanlarga infak ihsan kılıylar dediler. Şunda kimdir? Katta pul ap geldi. Kimdir? Azraq narsa ap geldi. Bar barını ap geldi. Münafıklar, münafıklar. Özüm münafık. Bir çekede oturup alıp az yine narsa ap gelen adamı körüp durup 2 kilo hurma ap geldi. 30 milli kişiye 2 kilo hurma ap geldi. Yani top yanı şu. Ap gelse, heh, şu yan İhsan Bey, şunu yan ap geldi. Üyet miydi mi? Özü münafık. Özü şuna sakı mıydı? Yani bir sahaba katta mablada ap gelse, kara yap durup, riya işte. Riya. Bu hoca körsün ki kılı yaptı. Özü münafık. Özü şuna sakı mıydı? Etibar veriler de, şuna ki hemmanı tane malumat kıladıkan, hemmanı muhakeme kıladıkan, gıybet kıladığın adamlar özü hiç ne sakınmıyordu. Doğru mu? Bizi ayıbımız ne de? Bizi ayıbımız şuna kadar adamlara itibar verip onların kadarını kurtarışımız. Buna kadar adamlarını eğer bir darakki okşatış gereği olsa onlar şuna kadar darakki ne sayası var, ne salkını var, ne barki var, ne meyvesi var. Ularını mazı bir mazı sözler getirip akı sen buradar, ularını narkın aşırgen bulasın.
Şunun için ularga parvo qilma. Ularni önünü açırmakçı bosen, ularga cevap vermakçı bosen, nima qilish kerak? Yani hem özünün işinde peş kadem bol. Yani hem katta muvaffaqiyatlarga eriş. Yani hem katta çok kolay niye gelir? Şunda ularga sen cevap bergen bolasan, şunda ularni ozga muhr urunadi. Ma'qul mu? Ularga o'sha kishi ishini tashlab qo'yadigan bo'lsang, ular xohlagan narsani berasan, chunki pitga o'chashib kiyim kuydirilmaydi. Alloh taolo nima deyapti? Wala taghzan alayhim wala taku fi dayqin mimma yamkurun. Ey Muhammad alayhisalom, ularni ustida mahzun bo'lmang va ularni qilayotgan makr hilalaridan siqilmang. Shundan ogoh bo'l birodar. Ularni qilayotgan makr hilalaridan qalbing siqilmasin. Ularga e'tibor berma. Chunki it hurar o'tadi karvon. Qarang-da, karvon boshi karvonni boshlab ketyapti. Xalq uchun, yurt uchun kerak bo'lgan ustida mahsulotlar bor. Agar u karvonni yetalab ketayotganda, unga xurayotgan itlarga to'xtab, har bittasiga yerdan olib kessak yotaversa, nima bo'ladi? Bilasizmi? Karvon to'xtaydi. Yuklar manziliga yetmaydi. Omonatlar zoyi bo'ladi. Itlarni ko'pligidan kessaga to'rib, kessak tugab, har bitta kessada 2 so'mdan olib o'tishga to'g'ri keladi. Sen shukr qil, birodar. Sen shukr qil. Chunki sen insonlarga foydali bo'lgan, yuklarni ko'targan karvonsan. Sen shukr qil, shunaqa itlardan qilib qo'ymabdi seni. Ularga parvo qilma. Ularni qilayotgan noo'rin tanqidlari faqat seni qadringni ko'taradi xolos. Seni jamiyatdagi hurmating, mavqeyinga qarab turib tanqidlar keladi. Faqat qo'lingni tushirib olmagin. Chunki sengacha ham bo'lgan bunaqa odamlar, sendan keyin ham birodar mevali daraxtga tosh otiladi. Mevasi daraxtga, terakka biror tosh otmaydi. Bunday odamlar bunaqa noo'rin tanqid qiladigan, tuhmat, malomat qiladigan odamlar Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamni ham kamchilik topishgan. Xayru xalqilloh bo'lgan Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamni ishidan ham kamchilik topishgan. Rasululloh ana shu g'animalarni taqsim qilayotganlarida bir kishi kelib aytdiki, bu ishda adolat bo'lmadi. Ey Muhammad, Allohdan qo'rq dedi. Payg'ambarimiz aytdilar, senga voy bo'lsin. Agar men adolat qilmasam, kim adolat qiladi? Menga samo ahli ishonadi-yu, malaikalar ishonadi-yu, sen ishonmaysanmi dedi. Muhammad bu ishi bilan Allohning yuzini ko'zlamadi dedi. Ibn Mas'ud aytadi, men Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning oldiga borib, uni so'zini yetkizdim. Noroziligidan Rasulullohning yuzi o'zgardi. Keyin Alloh Musoni rahim qilsin. Tahqiq bundan ham ko'proq azorlaganida sabr qilgan edi. Musa alayhissalomga nima aziyat bergan edi qavmi? Noo'rin tanqidlarga qanaqa munosabatda bo'lasan? Men misollarda aytayapman, odamlar Allohga, Allohdan shuncha ne'matni olib turib, Allohni bolasi bor, xotini bor deb Allohni so'kib turgan bo'lsa, shunaqa tabiatli odamlardan sen bilan men nimani kutishimiz kerak? Musa alayhissalom haqida Alloh taolo aytadi. Mana payg'ambarimiz aytayaptilar, Musoni Alloh rahim qilsin. Bundan ham qattiq asiyatlarga duch kelganda sabr qilgan. Nima deganida? Musa alayhissalomga qavmi. Astagfirullah. Ya ayyuhallazina amanu la takunu kallazina aza Musa. Fabarrahu Allohu mimma qalu wa kana 'indallohi wajiha. Ey mu'minlar, Musoga azor bergan kimsalar kabi bo'lmanglar. Bas Alloh Musoni ular aytgan ayblardan pokladi. U Alloh nazdida obro'li kishi edi. Muttafaqun alayhi bo'lgan hadisda mana shu Banu Isroilni Musa alayhissalomga bergan aziyatlardan bittasi payg'ambarimizning tilidan rivoyat qilinadi. Banu Isroil deydi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yalang'och bo'lib cho'milishar edi. Bir-birlarini avratlarga qarardi. Musa alayhissalom esa hayoli zot bo'lganligi uchun yolg'iz yuvinardi. Shunda Banu Isroil Vallohi, Musoni biz bilan birga yuvinishdan uning badanidagi ishig'i borligi to'sadi deyishdi. Grija deyiladi. Yoki bir quvug'ida ishig'i bor degan aybni nisbat qilishar edi. Kimni ayblashyapti?
kulçiliğinden ap çıkıp gitken, Mısır'ın özüde tokusta möcüzeni körsetken, dengizini yarıp ölüp ötüp getip, Firavun'u çöktürgen, Musa aleyhisselam'ını, özlerinden bugün peygamberini, çünkü musibetlerden ap çıkıp gitken peygamberini ayıbleşe yaptı. Kimler? Banu İsrail, özünün kavmadan bugünler. Peygamberimiz aytadılar, Musa aleyhisselam küllerini biri de yuvunuş için vardı. Kiyimlerini geçip bir taşın üstüne koydu. Koyuşu bilen taş onun kiyimlerini alıp kaçıp gitti. Taş yürüp gitti, Allah'ın mucizesi oldu. Musa aleyhisselam taşın üstünden kovup yürüp giderken kışkırardı. Kiyimim, taş, kiyimim, taştı. Yalangaç halde kiyimini kovulup giderken Yahudiler Musa aleyhisselamla görüştü şu halette. Ve açtı ki, ha vallahi Musa'nın burantı ayıbı yok iken. Deyişti. Keyin kiyimini alıp taşını vurup kaldı koldaki asası bilen. Ebu Hureyre raziyallahu anh aytadı. Elbette ana şu taşta Musa urgan 6'da ya ki 7'de iz var dediler. Şunaka tabiatı adamlarda içinde yürüp sen ulardan, men ulardan nimanı küçüğümüz gerek. Musa aleyhisselam ge ki şunaka muamele kılıçtı. Yeni nime diyemiz. Musa aleyhisselam Allah Ta'ala yalvardı. Parvardigar. Adamlar beni tilleri yomonlaştan tiyişsin de dua kıldı. Parvardigar şunu diye kıyın ki beni kayıt yomonlaşmasın. Mümkün işe, Allah'a mümkün işe, Allah kadıra bu işe. Şunu diye kıyın ki beni yomonlamasın kayıt bunlar. Allah Ta'ala dedi. Ey Musa, sen soruyken narsanı özüm için hem kayım kımagen ben. Ular beni sökse hem, hakarat kılışsa hem, men onlarını yok kılıp taşlamayım ben. Belki rızklarını ata akıl uğrama. Sen burada onların ağızlarını yap koyamıyorsan, tillerini bağlayıp koyamıyorsan, ama onların tankıt malumatlarını deparu alıp bilen, onların itibar kımasını bilen, tohtatıp koyarsan, onlarını kömüp koyarsan. Kul mutu bi gaydikum. Bana şu adavatiler bilen, giniyeler bilen ölüp getiyeler de baytik. Eğer hemen razı kılaman diyeyken bu sen, hammani nazarda mahbub bo'laman deyotgan bo'lsang, butun olamni ko'zida ayblardan pok bo'laman deyotgan bo'lsang, sen shu olani xom sanabsan. Sen amri mahol ishga intilibsan. Sen qib bo'lmaydigan ishga kirishibsan. Chunki hikmatda aytilganidek, irdo'un nasi g'oyatun la tudrok. Odamlarni rozi qilish yetib bo'lmaydigan orzu. G'arb adiblardan biri aytadi, sen doğru işini bacargın da keyin her kanaka paskeş naorun tankıttan yüzü gör. Seni rancitadigan sözge cevap verme. Makala ve şerge cevap verme. Çünkü adamların yarımı sen hakkındaki tankıttını okuşken bulsa unutu bol işte. Şimdi kogen yarımı bulsa o tankıttı eşitme genem okuma genem. Küyünme. Sen senge yazılgen tankıttını, senge kılıngan naorun tankıttı kaytaraman deb raddiye yozmoqchi bo'lsang, seni raddiyeni ko'pchilik odam tushunmaydi. Chunki nimaga raddiya berayotganligini bilmaydi-da. Shuning uchun bunaqa tanqidlarga raddiya berib, mavzuni chigallashtirma. Tek qo'y. Tek qo'y. O'zi o'chadi, qoladi. Odatdachi yana bitta narsa-da. Mana ja hozir ko'payib ketdi-yu, palonchiga atvet qildi. To'kinchiga atvet qildi. Palonchini o'ndiga qo'yib qo'ydi. Palonchini unni o'chirib qo'ydi. Özü o damla 7 yıl burun kıyken o masalasını. 7 yıl burun kıyken marozasından kırkıp durup palancı damla palancıya atıvet kıldı. O damla o artist bile işe yem yok. Ona kadar artistin balığını bilmiydi yem. Palancı damla palancıya atıvet kıldı. Adette her kanaka mavzuunu dozabliği görer. 3 gün buladı. 3 günden kin adamlar isten çıkaradı. Eğer tek koysanız 3 günde yok buladı. Eğer raddiye verseniz soğuyakken kazandı yana kaynatasız. Makul mu? Cevap vermeyin. Tek koyun. Neticede kim yutadı? Eğer raddiye verseniz, o şu boyaki hasat göğüler yutadı. Hakimlerden biri aytadı ki, adamların bir buradan topuş bilen avaralığı şu derecede ki, sen bilen bizi varlığımızı unutuşup koyun. Ular özlerinin tırışlığını doğrulaşıp bilen şu derecede maşgul ki, sen bilen ben ölüp keseyim, sezişmeyeyim. Az yine sabır kıl, bunu ziyemle tüketedi. Akhir, kora bulutunu tarkı genini, katkı şamanını tohtu genini, cezirime issiğu kahretan kışını soğuğam, tamam bu geni körmeyen mi sen?
sabır kıl, bunu sen ötüp yetedin. Çünkü yağmur abadi yağmaydı. Lan yadurrukum illa azadi de Allah Ta'ala. Ular sizlarga azar verişten başka hiç kandaya zarar etkiz almaydı. Fakat yüreğini sıkadı. Asabini öldürdü. Lekin hiç ne sakılamaydı. وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَا عَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ وَكَفَى بِاللّٰهِ وَكِيلًا. Siz kafirler ve münafıklarla boyun sunmayın. Ve onların azar aziyetlerle parva kılmayın. Hem de Allah'a tevekkül kılın. Allah'ın özü yeterli vakil ve hamidir. Buna kadar adamlar avalan barıdı. Hazıran bar. Bundan ki inen buladı. Bana birader, paskeş, tüben, beymanı adamlarını naorun tenkitlerine kendi muamalada buluşun kereliğini bilu aldın. Onların özünü haliye koy. Bunda taifeler Allah'a ki şunaki münasebette buluşarken, özlerinin peygamberlerine ki şunaki muamalada buluşarken, indi sen bilen ben, onlardan ne bana küçüşümüz gerek? Onlarla parva akımı. Beşinci sebep, nahak tenkitge kendi münasebette bulasın. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته